Yaşasın programından 360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığına adresinden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarım Recep ve Portakal'la birlikte bugün Bağdat Caddesi'ndeyiz efendim. Bağdat Caddesi'ni çoktan yeni yıl ruhu sarmış. Her yerde güzel efendim böyle objeler var. Fotoğraf çekilmek için köşeler de yapılmış. Yolunuz düşerse buralara uğrayın derim. Hazırsanız biz bugün biliyorsunuz her zaman olduğu gibi yarışma için geldik buraya. Başlıyoruz. Tatlı bir hanımefendi var kamera arkasında. Da biraz heyecanlıydı. Buraya gelince daha da çok heyecanlandı. Öyle değil mi? Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. İsim nedir? Sevgi Şahin. Sevgi Hanımcığım bizimle. Bugün niçin geldiniz Bağdat Caddesi'ne? Valla birkaç bir şey bakacaktım. Alışveriş için alışveriş geldim. Alışveriş yeni yıl için mi? Yani öyle. Sayılır. Ufak sayılır. Tefek. Evet, ufak tefek. Peki kolaylıklar dileriz efendim. Market alışverişi de yapılacak mı? Evet, evet. Gitmeden yakaladık, iyi oldu. 3'te 3 yaparsanız market çekimde sizin olacak, çorbada tuzumuz olmuş olur. İnşallah. Hazırsanız Sevgi Hanım ilk sorum şu. Gençler aralarında anlaşmış sözü hangi merasim sırasında duyabileceğimiz bir sözdür? Evlilik. Evlilik ama evliliğe giden yolda ilk ne olur? İsteme. Kız isteme. Doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. O merasimler de böyle çok heyecanlı geçer. Hakikaten sizin olmasa bile akrabanınki bile böyle çok heyecanlıdır. Evet, kesinlikle. Valla bu dönemde onların da keyfi çıkamıyor pandemiden dolayı biliyorsunuz efendim. Artık online. Efendim? Online artık. Artık her şey online. Bir şey söyleyeceğim ama hanımefendi online dedi kız istemeye de. Şaka değil. Benim de arkadaşımın başına şöyle bir olay geldi. Yurt dışındalardı ve buraya geldiklerinde bir isteme merasimi olacaktı. Bu pandeminin ilk zamanı. Gelemediler. Yurt dışından hepsi gerçekten bilgisayardan bağlandılar. Aileler de bilgisayardan bağlandı. Online şekilde kız isteme oldu. Şaka değil, gerçek hayat bazen bize böyle şeylere sürükleyebiliyor. Bunları yapmak durumunda kalabiliyoruz. Kesinlikle. İkinci sorum şu. Ülkemizin en işlek sınır kapısı hangisidir? Habur mu? Efendim? Sınır kapılarının adını bir düşünelim. Neler vardı? Dur. Sınır kapısı. Kayseri'nin K'si ile başlıyor. Bu arada çok tatlı. Arkadaki iki tane çocuk Recep'ciğim bizi izliyorlar galiba. Birbirlerine yarışmayı anlatıyorlar. Biliyorsan sana market çeki veriyor diye. Ay dünya tatlıları. Hanımefendi düşünün. Evet. Kastamonu'nun kesiyle başla dedim. Hangi sınır kapısı olabilir dedim. En işlek olanı 5'ten geri sayıyorum. 5. 4. 3. İkinci harfi veriyorum. A. K. 2. 1. Üzülerek kapı kule diyorum. Kapı kule olacaktı sınır kapısı. En işlek sınır kapımız oymuş. Ya, olsun evet, maksat yarışmaktı. Aynen, maksat yarışmaktı. Renk kattınız. Teşekkürler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir hanımefendi var yanımda, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. İsim nedir efendim? Füsun. Füsun hanımcığım bizimle. Füsun Hanım, kırmızıları geçirmişsiniz elinize. Yılbaşı ruhu, yeni yıl ruhu yansımaya başladı efendim sokaklara, caddelere. Sizde de var mı yeni yıl için hazırlıklar? Yani hazırlıklar, yani işte bu sene ne kadar olabilirse olduğu kadar. Hani böyle yeni yıl akşamı evde şu yemeği yaparım gibi böyle minik planlar. Yani şu an için erken. Henüz yok, daha erken yok. Diyor hanımefendi. Evet, peki efendim, yeni yıldan isteğiniz, beklentiniz nedir? Yani yeni yılda ben seyahati çok seviyorum. Seyahat etmek istiyorum, gitmek istiyorum. Gönül rahatlığıyla değil mi? Evet, gönül rahatlığıyla, rahat rahat böyle. Nereleri gezdiniz bugüne kadar? Yani Avrupa'da çok yeri gezdim ama daha gideceğim uzak yollar var. Planlar var, yapılmış var, mısın hanımcığım? Var, evet. Peki evet, şahane, vallahi. Bugüne kadar gezdiğiniz ve en beğendiğiniz yer neresiydi? Yani çok yer, çok güzel coğrafyalar, çok güzel yerler. Tekrar tekrar gittiğim yerler var. Yani bir tanesi böyle eminim hafızanızda farklı bir yere kazınmıştır. Bir tanesini daha çok sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani hani Güney İtalya diyebilirim, Güney İtalya. Güney İtalya gittiniz mi? Montenegro'ya gittim diyor Recep Portakal.
Montenegro Güney İtalya değil ya. Bak Recep. Ha, Akdeniz yakın olarak. Yakın olarak Akdeniz'de yani Montenegro. Yani Sicilya, Catania, Amalfi, Capri oralar. İnşallah çok, gitmek çok güzel, bana da kısmet çok güzel. İnşallah, olur inşallah. Geçeyim bir diğer soruya. O da şudur, bir diğer soruya niye geçiyorsam daha ilk soruyu sormadım çünkü. İlk sorum şudur. Kolyeniz de çok güzel bu arada. Çok, çok beğendim. Çok teşekkür ederim efendim. Anahtarı nerede acaba? Vallahi anahtarı inşallah yeni yıl 2021 hepimize böyle i̇nşallah. Anahtarlarla gelir. Bolluk, bereket i̇nşallah, getirir. Aynen. Tüm kilitler amin, açılır amin. Diyelim. Hepimize inşallah. Ben de öyle bir bağlama çekmiş oluyorum. Bağladınız. Ne güzel, ne güzel. Efendim ilk sorum şu. Futbol maçları özel durumlar dışında kaç devre oynanır? Futbol maçları evet. mı? İki devre. İki devre. Doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Hangi takımlısınız? Fenerbahçe. Nasıl buluyorsunuz Fenerbahçe'yi? İzliyor musunuz maçlarını? Ben izleyemiyorum. Öyle bir platformum yok ama yani şey yapıyorum. Bu sene çok ümitliyim. Peki efendim. Evet. İkinci sorum da şu. Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulan sıralara ne ad verilir? Bank. Doğru bir cevap geliyor arkadaşlar. Hele ki bu süreçte hepimiz daha da sık oturuyor olduk banklara. Evet maalesef. Çünkü yemek yani, yemiyoruz, dışarıda kahve içemiyoruz. Oturup, biz efendim sokak çalışanları olarak estağfurullah, estağfurullah. Hayatlarımızı ne güzel. Açık hava çok ediyoruz. Güzel, evet, çok açık güzel. Açık havada mesafeli bir şekildeyiz tabii efendim. Tabii ki. Son sorum da şu. Milli takımı portakallar olarak anılan ülke hangisidir portakalcığım? Onların milli takımları portakallar diye anılıyor. Yani. Avrupa'da bir yer. Evet. Neresi olabilir? Özgürlükler ülkesi diye de geçen bir yer. Tamam. Neresidir? Hollanda. Hollanda doğru cevap sevgili seyirciler. Özgürlükler ülkesi işte Amsterdam'dan şey yaptım. Hemen geldi aklınıza. Peki efendim tebrik ediyorum hanımefendi. 3'te 3 yaptınız. Market çekim sizin oldu. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti. Yani ben şimdi kuaförüme gelmiştim. Aha. Burada görünce bir kere daha böyle bir şeye katılmıştım. Böyle ben hani böyle davet etmediniz ama katıldım gibi oldu ama. Olur mu? Biz bekliyoruz öyle. Yani o öyle bir başka samimiyet, biriyle. Samimiyet gördüğüm için katıldım. Çok teşekkür ederiz efendim. Vatandaşımız, yarışmacılarımız veli nimetimizdir diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla çok kalın. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Yanımda çok tatlı bir hanımefendi ve çok yakışıklı bir beyefendi var. Babamız da kamera arkasında sanıyorum. Doğru evet, mu doğru? Evet. Peki ailecek efendim yoldan geçerken bizi görmüşler. Arabayı yol kenarına müsait bir yere çekip yarışmaya geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi acayip motive oldum sayenizde. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki böyle izleyicilerimiz, yarışmacılarımız var. Seni tanıyalım mı bir küçük bey? Adın nedir? Söyle anneciğim. Şinal. Çınar! Çınar'cığım şapkana bayıldım. Seviyor musun şapkanı? Şöyle bir pomponunu salla bakalım. Bir görsünler o pomponunu. Bir görsünler. Maşallah sana çok güzel Çınar'cığım. Maskesini de hep düzeltiyor biliyor musunuz sevgili seyirciler? Keşke Çınar'daki bilinç hepimizde olsa diyeyim. Keşke. Ve güzeller güzeli anneyi de tanıyalım. Teşekkür ederim. İsim nedir? Benim ismim Begüm. Begüm Hanım bizimle. Evet. Bugün niçin, neye gidiyordunuz? Nereye doğru giderken karşılaştık? Bugün aslında şey kayınvalideme gidiyoruz. Onu çok özledik. Bir görelim dedik. En azından uzun zamandır görmüyorduk. Hı-hı. Tabii ki her zaman mesafemizi koruyoruz. Uzaktan görüşüyoruz. Uzaktan. Biraz durup hemen dönüyoruz. Maalesef, çünkü çok özledik artık. Hayat hepimizi buralara itti. Ben de annemi babamı bir aydır görmüyorum. Hatta çok belki 5 hafta bile olabilir. Hakikaten çok üzücü. Ama Allah böyle ayrılıklar versin amin. Diyelim. Yapacak bir şey yok. Kötülerini yaşatmasın. Evet, büyüklerimizin sağlığı her şeyden önemli ve kıymetli. Evet. Begüm Hanım, sorum geliyor. Tamam, bekliyorum. İlki şu. Efendim, sorularımın yeri değişmiş. Hemen o arada onları bir toparlayayım Recep'ciğim. Deve denildiğinde ayağa kalkılan çocuk oyununda çömelmek için hangi sözcüğü duymak gerekir? Deve dediğinizde çocuklar ayağa kalkar. Cüce. Cüce dediğinizde çökerler aşağıya. Çınar alkış Çınar. Çınar anneye alkış kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz efendim. Evde biliyor musunuz sorularımı? Evet genelde biliyorum ama bazen şöyle oluyor. Bazen. Çınar aldı mikrofonu. Sesler duyamıyor. Bazen çok kolay sorular geliyor. Hı-hı. Ama bazen de böyle zor geliyor. Diyorum ki inşallah biz bir gün denk gelirsek kolaylara gelir dedik. İnşallah. Bugün kolayları gelir inşallah. Bildiğiniz yerden gelir diyelim daha doğrusu. Evet daha doğrusu. Bilene çünkü kolay oluyor. Peki efendim ikinci sorum da şu.
bir sayının artan parçasına ne ad verilir? Örnek veriyorum, markete gittiniz, reyonda bir ürün var, 5 virgül bıdı bıdı yazıyor. Ne deriz biz ona? Sayının nesidir o? Sayının... Birazcık heyecanlandım. Yok, basit düşünün. Bir eve de gideriz, deriz ki anne sen o ürünü sordun, ben fiyatına baktım, 5... Küsüratı mı? Küsürat, doğru cevap. Geliyor alkışlar. Valla televizyondaki gibi olmuyormuş, burada daha heyecanlı. Burası daha heyecanlı, evet. Oluyor. Haklısınız efendim, çok duyuyoruz bunu biz de. Evet. Olsun, ikinci soruyu da geride bıraktık. Önemli olan o. Son soruya geçiyorum. Son sorum da şu. Yeşilçam'ın unutulmaz aktörü Erol Taş, oyunculuğun yanında hangi spor dalında başarılı bir sporcuydu? Biraz sert bir spor. Zor yerden geldim. Tahminde bulunabiliriz. Boks mu? Boks. Doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. Begüm Hanım zor bir yerden geldi dedikten 3 saniye sonra doğru cevabı veriyor. Tebrik ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok keyifliydi. Gerçekten hani sizi çok severek takip çok ediyoruz. Görünce hemen yani yanınızda olmak istedim. Bir çok anı kalsın istedim. Çok teşekkür ederiz. Çınar'la güzel bir anı olmuş. Evet, çok güzel bir anı oldu. O zaman anne oğul ne diyorsunuz kameraya dönüp? Her zaman 360'da kalın. Maksat? Yarışmak olsun. Yaşasın. Hoşçakalın. Hoş bir hanımefendi var yanımda, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İsim nedir? Meri. Meri Hanım bizimle sevgili seyirciler. Niçin bugün Bağdat Caddesi'ne geldiniz? Arkadaşımla birazcık dolaşmak için evet, geldim. Evet, iki hoş hanımefendi yürüyorlardı gülümseye sohbet ederdi. Yakaladık hemen. Yakınlarda mı oturuyorsunuz? Evet. Peki sizin için o zaman böyle bir yürüme mesafesi mi Bağdat Caddesi? Aynen öyle. Süper. Arkadaşınızla yakın oturuyorsa ki bu dostluğu kimse engelleyemez. Kesinlikle. Aynen öyle. Peki efendim. Maskeli mesafeye bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Onun evet. Dışında günler nasıl geçiyor? Günler evde oturarak geçiyor. Öyle. Ders çalışarak. Ne okuyorsunuz? Şu anda üniversiteye hazırlanıyorum. Hazırlanıyorsunuz. Ne istiyorsunuz peki? Mimarlık. İnşallah olur. İnşallah. Ama mimarlık da zor bölüm bu arada, onu söyleyeyim yani. Kesinlikle. Hani çok kolay girmesi, kolay bitirmesi kolay bölümlerden biri değil. Evet. İnşallah kazanıp bir çırpıda da bitirirsiniz sonra. Evet, inşallah. Neden mimarlık? Nesi cezbediyor sizi? Mimarlığın annemden geliyor birazcık. Annem beni çok tetikliyor. Hayır, o benim mimar olmamı çok istiyor. O yüzden küçüklükten beri böyle ittiği için beni. O tarafa doğru yönlendirmeyle. Aynen, benim de beynime yerleşmiş durumda. Bazen faydalı efendim. Böyle yönlendirmeler. Kesinlikle. Hakikaten. Peki inşallah olur diyeyim. İlk sorumu sorayım Meri. 41 nerenin plaka kodudur? Nerenin? Trabzon muydu? Değil, yakın. Nerenin de? İstanbul'a yakın. İzmir. İzmir 35. İzmir 35. İzmir'e benziyor. Kocaeli. Kocaeli doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Sen nerelisin? Ben Antepliyim. Anteplisin, hele 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 Antepli diye devam ediyorum. Antepliler güzel insanlar, özel insanlar hakikaten. Antep'i de çok seviyorum. Daha önce yarışmaya da gitmiştik. İnşallah pandemi biter de tekrar gideriz biz de oralara, kebapları, baklavaları götürürüz artık diyeyim. Peki ikinci sorum da şu. Muz meyvesiyle özdeşleştirilen hayvan hangisidir? Maymun. Maymun doğru cevap, geliyor alkışlar. Sever misin muz? Yani evet, severim. Vallahi ben de çok seviyorum. Bu geçen yıl ilk pandeminin başladığında mutfakta çok fazla bir de muzlu kek yapmaya başladım. Yabancıların bu banana bread dedikleri. Hakikaten denemediyseniz bir deneyin, lezzeti bir şahane evet. Ama tabii kilo için kötü. Oysa tadı çok güzel, yapması da kolay. Bolca yapmak istiyor insan. Tatlılarla aran nasıl? Yani fit tatlılar tüketiyorum. Fit tatlılar tüketiyorsun belli halinden zaten. Çıtı putu bir hanımefendi. Sen fit olmayacaksın, kim olacak? Öyle söyleyeyim. Son sorum şu. Umarım aran peynirle de iyidir. Peynirle ilgili bir soru. Ülkemizin ilk peynir müzesi hangi şehirde açılmıştır? Bu şehrin de böyle kaşarı da çok meşhurdur. Gravyeri. Kars.
Kars doğru cevap. 3'te 3 yapıyor genç arkadaşım. Nasıl geçti yarışma? Güzeldi, eğlenceliydi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki tanıştık, yarıştık. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal, görüşürüz. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Her zaman olduğu gibi bugün de maksat yarışmakta. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.